Üniversitesi'nden doçent doktor İletişim Fırat Karalar'la konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ankara Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'ye doktora çalışmalarımı yapmak üzere gittim. Orada da Matthew Welch'in laboratuvarında hücre iskeleti üzerinde doktora çalışmalarımı tamamlayıp 2010 yılında Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarıma başladım. 3 yıl süren hücre iskeleti üzerinde devam ettiğim doktora sonrası çalışmalarının devamında da 2014 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. 2014 yılından beri de Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde hücre iskeleti araştırma laboratuvarını yönetiyorum. Aynı zamanda da ders vermeye devam ediyorum. Sentrozom üzerine çalışıyorsunuz. Sentrozom nedir? Hücredeki görevleri nelerdir? Sentrozom hücrelerde bulunan odacıklardan bir tanesi. Sentrozom hemen hemen her hücrede sadece bir tane bulunuyor ki bu diğer hücre odacıklarından farklı bir durum. Çünkü mitokondri, ribozom gibi çok önemli görevi olan birçok organel hücrede çok sayıda bulunuyor. Ama sentrozomdan bir tane var. Hemen hemen her hücrede bir tane var. Bunun tabii farklı olduğu durumlarda var insan vücudunda. Sentrozom hücre çekirdeğinin hemen yakınında bulunan bir organel ve sentrozomdan hücre iskeletinin bir parçası olan mikrotübül filamentler çıkıyor. Sentrozomun temel görevi bu filamentlerin oluşumu ve organizasyonunu düzenlemek. Şimdi mikrotübüller hücre iskeletinin bir parçası ve hücrede de çok önemli görevleri var. Mesela hücre içi iletişimde bu vezikülların bir yerden diğer yere gitmesinde bir şekilde hücredeki yollar gibi görev yapıyor mesela. Ya da hücre bölünme sırasında hücrenin doğru şekli almasında görev yapıyor. Bir diğer en önemli görevi de hücre bölünmesinde kromozomların yavru hücrelere eşit olarak dağılmasını sağlıyor. Dolayısıyla sentrozomu şöyle düşünmek gerekiyor. Yani sentrozomdan mikrotübüller uzuyor, organize oluyor ve hücrenin bulunduğu duruma göre bölünen bir hücre ise kromozomların dağılımında görevli olan yapıları oluşturuyor. Bölünmeyen bir hücre ise hücre içindeki yolları oluşturuyor ve bu yollar üzerinde birçok yapı hareket ediyor ve hücre iletişiminde görev alıyor. Temel olarak böyle özetleyebiliriz sentrozomun görevlerini. Kanser hücrelerinde neden sentrozom çok fazla bulunuyor? Şimdi bu yıllar önce aslında yapılan gözlemlerden biri şu. Çok sayıda hücre çeşidine mikroskopla bakıyorlar. Ve ilk fark ettikleri bozukluklardan biri de %70-%80 oranında farklı kanser tiplerinde çok sayıda sentrozom olduğunu görüyorlar. Şimdi sağlıklı hücrelerde bir tane sentrozom var ama kanser hücrelerinde çok sayıda sentrozom var. Şimdi bu gözlem mikroskopla yapıldıktan sonra uzun yıllar soru şuydu. Kanser hücreleri kanser özelliğini kazandıktan sonra çok sayıda sentrozom onun sonucu olarak mı ortaya çıkıyor? Yoksa çok sayıda sentrozom oluştuğu için mi kanser ortaya çıkıyor? Aslında bir tavuk yumurta ilişkisi. Bu uzun yıllar çok farklı yöntemlerle, çok farklı laboratuvar tarafından araştırıldı. Fakat son 5-10 yılda yapılan birkaç tane önemli çalışma bize şunu net olarak gösterdi. Çok sayıda sentrozom olduğunda kanser oluşuyor. Dolayısıyla bu bir sadece sonuç değil, çok sayıda sentrozom neticesinde kanser de oluşabiliyor biliyoruz. Bunu nasıl biliyoruz? Fare modelleri geliştirildi. Bir normal hücre sentrozom sayısı olan, bir de çok sayıda sentrozom olan ve çok sayıda sentrozom olan fare modellerinde çok farklı vücudun çok farklı yerlerinde spontane tümörler ortaya çıktı, gözlemlendi. Ve bu da bizim aslında en böyle direkt gösteren delilimiz bu. Sentrozomun çok sayıda olması kansere sebep oluyor. Şimdi oradan sonra gelen önemli soru ne? Peki nasıl? Yani çok sayıda sentrozom ne yapıyor da bir hücre kanser özelliği kazanıyor? Bunun en iyi tanımlanmış mekanizmasını anlamak için şeyi hatırlamamız gerekiyor. Sentrozom hücre bölünmesinde kromozomların yavru hücrelere eşit olarak dağılmasını sağlayan yapı. Kanser hücrelerinde çok fazla sentrozom olduğunda bu kromozomları dağıtan yapının oluşumunda problemler ortaya çıkıyor. Ve bu problemler sonucunda kromozomlar hücrelere eşit olarak dağılmamaya başlıyor. Ve bu da aneuploidi olarak tanımladığımız durum ki kanserin temel sebeplerinden biri kromozomların sayı ya da yapılarındaki bozukluklar. Bu
en iyi anladığımız mekanizma. Yani çok sayıda sentrozom varsa aneuploidi, kromozom anomalileri ortaya çıkıyor ve bu kanseri tetikliyor. Son birkaç yılda yapılan birkaç çalışmada şunu gösteriyor, bu da çok ilginç. Çok sayıda sentrozom olunca bir hücrede bu mikrotübül dediğimiz yapıların sayısı da artıyor. Yani şöyle özetlersek mesela 10 tane çıkıyorsa sentrozomdan sağlıklı hücrede mikrotübül, kanser hücrelerinde yüzlerce çıkıyor. Şimdi bu mikrotübüller de gidip hücre membranına dokunuyorlar. Hücre membranına dokununca da orada bir sinyal yolağını aktive edip hücre bölünmesini tetikliyorlar. Şimdi hücre bölünmesi kanser için neden önemli? Çünkü invaziv duruma geçebiliyor kanser hücresi ki bu da malignant kanserlere sebep oluyor. Yani bu primer tümör alanında sentrozom çok olduğundan hücre harekete geçiyor, invaziv özellik kazanıyor ve primer tümörden vücudun farklı yerlerine gidip orada da tümörler oluşturmaya ve dolayısıyla malignant duruma sebep oluyor. Bu ikisi özetle, yani kromozomların yanlış dağılması ve de hücrenin invaziv özellik kazanması çok sayıda sentrozom olmasının sonucu ki kansere de sebep olan temel mekanizmalar. Tabii bu hala devam eden bir soru. Çok daha olası farklı senaryolar da var. Ki heyecan da orada aslında, yani onları da benim laboratuvarımda da üzerinde çalıştığım sorular, anlamaya çalışıyoruz nasıl oluyor da çok sayıda sentrozom kansere sebep oluyor. O zaman sentrozomun aslında kanser hücrelerinde çok fazla olması hem kötü huylu tümörün hem de metastaz yapmasının bir yolu oluyor o zaman. Yani bu anlamda da kötü bir, anladığım kadarıyla bir süreç oluyor. Peki kişiye özel tedavide sentrozomların nasıl bir etkisi oluyor? Sizin çalışmalarınız özellikle bu konuda yoğunlaşıyor. Şimdi benim laboratuvarımda yaptığımız çalışmalar, aslında laboratuvarımı kurduğumdan beri daha çok temel bilim hedefliydi. Yani kastettiğim şey de temel bilimle şu. Şimdi sentrozomdan çok sayıda oluyor kanser hücrelerinde ama neden? Yani sağlıklı bir hücre sadece bir tane sentrozoma sahip olmayı halletmişken kanser hücreleri neden yani çok sayıda sentrozoma sebep oluyor? Bunu anlamak için de öncelikle temel bilim seviyesinde sentrozomun sayı kontrolünü anlamamız gerekiyor. Ki burada da aslında analojiyi şöyle kurabiliriz. Aynı kromozomlar da hücre bölünme sırasında ikileniyor. Yani ve sonrasında eşit olarak dağıtılıyor. Sentrozom da aynen kromozomlar gibi hücre bölünmeye girdiğinde ikileniyor. Bir sentrozom iki tane oluyor ve hücre bölünmeyi tamamladığında bu iki sentrozom eşit olarak hücrelere dağılıyor. Böylece her yavru hücrenin bir tane sentrozom oluyor. Şimdi buradaki yanlış giden şey kanserde sentrozomdan sadece bir tane ikilenme olması gerekirken hücre bölünmesi başladığında hücre oradaki kontrol mekanizmalarını kaybediyor. Sadece bir tane değil birkaç kere sentrozom yapmaya başlıyor. Yani bir sentrozomdan çok sayıda sentrozom oluşturuyor o noktada. Ve bu çok sayıda sentrozom da yanlış olarak dağılıyor tabii hücrelere. Sayı anomalisi ortaya çıkıyor. Şimdi biz laboratuvarda şeyi anlamaya çalışıyoruz önce. Ya bu kontrol mekanizmaları nedir? Hangi proteinler bu sentrozomdan sadece bir tane yapılmasını sağlıyor? Bu proteinleri değişik yöntemlerle proteomik hücre biyolojisi tanımladık. Hem benim laboratuvarım hem uluslararası alanda birçok laboratuvar. Şimdi bu proteinleri tanımlamak neden önemli? Çünkü bu proteinler kanser ilacı geliştirildiğinde hedef proteinler olabilecek. Hangi proteinin doğru çalışmadığını bilirsek onu hedef alabiliriz. Şimdi sentrozomun burada kanser tedavisindeki önemli yeri de şöyle. Günümüzde kullanılan birçok kemoterapi ilaçları vücudumuzdaki her hücre için gerekli olan yapıları hedef alıyor. Mesela Taxol, mikrotübülleri hedef alan hücre bölünmesini engelleyen bir kemoterapi ilacı ama sadece kanser hücrelerinde değil, sağlıklı hücrelerin bölünmesini de etkiliyor. Bu sebeple kemoterapinin çok sayıda yan etkisi var. Sadece kanser hücrelerinde sentrozom anomalisi olduğundan fikir şu, eğer biz bu kanser hücrelerinde çok sayıda sentrozom var, hala sağlıklı olarak bölünebiliyorlar. Eğer biz bu kanser hücrelerinin çok sayıda sentrozomunu hedef alırsak, bölünmelerini engellersek, spesifik bir kanser ilacı geliştirebiliriz. Çünkü kanser hücreleri çok sayıda sentrozomla bölünmek için özel bir mekanizma geliştirmişler. Bu mekanizmada görev alan proteinleri de biliyoruz. İşte o proteinleri hedef aldığımızda kanser hücreleri bölünmek yerine hücre ölümüne gidecekler. İşte o noktada kanser tedavisi önemli hale geliyor. Çünkü bu molekül sağlıklı hücreleri hedef almayacak, kanser hücrelerini hedef alacak ve
çok daha spesifik, yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi mümkün olacak. Yani umut bu tabii. Hala temel bilim çalışmalarının da bizi götüreceği yer o molekülleri tanımlayabilmek. Sentrozomda hücre bölünmesi üzerinde durdunuz ama tek görevi hücre bölünmesi mi sentrozomda? Bu da çok güzel bir soru. Çünkü yıllarca biz sentrozomun hücre bölünmesi için elzem olduğunu düşünüyorduk. Yani kitaplarda da şey yazar. Sentrozom hücre bölünmesi için mutlaka gereklidir. Sentrozom olmazsa hücreler bölünmez. Bu doğru değil. Çok fazla sayıda deney yapılıyor değişik yöntemlerle ve şeyi görüyoruz. Sentrozom olmadan da hücreler bölünebiliyormuş. Yani sentrozom hücre bölünmesi için olmazsa olmaz bir yapı değilmiş. Mesela bitki hücrelerinde sentrozom yok. Son derece sağlıklı olarak bölünebiliyorlar. İnsan hücrelerinde laboratuvar ortamda, hücre kültüründe sentrozomlarını çıkardığımız zaman değişik yöntemlerle hala bölünebildiklerini görüyoruz. Şimdi bu çok değişik yöntemle gösterildikten sonra tabii şey düşünmeye başladı. Yani sentrozom hücre bölünmesi için mutlaka gerekli değilse bu organel neden oluştu? Neticede hani evrimsel olarak oluşum nedeni nedir? İşte orada da silya denilen hücre uzantıları gündeme geldi. Silyalar her hücreden çıkan uzantılar. Bazı hücrelerden bir tane çıkıyor, bazı hücrelerden çok sayıda çıkıyor. Ve silyanın oluşması için sentrozom olmak zorunda. Sentrozomu ortadan kaldırdığımızda silya oluşmuyor. Şimdi bütün bu gözlemler sonrasında bizim alanın geldiği nokta şu. Sentrozomun evrimsel olarak oluşmasının sebebi aslında hücre bölünmesi değil, silyaları oluşturmak. Ama hücreler sentrozoma sahip olduğunda da onunla yaşamayı öğreniyorlar. Yani onunla çok daha efektif hücre bölünmesini öğrenmişler. Yani o sentrozomu çıkardığımızda hücreler yine de bir zorlanıyorlar. Hücre bölünmesini yanlış yapmaya başlıyorlar. Ama silya için olmazsa olmaz bu yapı. Şimdi biraz silyalara girelim olmazsa. Yani neden önemli bu yapılar? Görevleri nedir? İki farklı temel silya çeşidi var. Bir tanesi her hücrede bir tane bulunan, hareket etmeyen primer silyum. Diğeri de hücrelerde çok sayıda bulunan, hareket edilen motile silyalar. Şimdi bunlara örnek verelim. Trakede, solunum yolunda hareketli silyalar hareket ediyorlar ve mukusun yukarı vücuttan atılmasını sağlıyorlar. Ya da yumurtalık kanalında yumurtanın hareketini de bu hareketli silyalar sağlıyor. Çünkü böyle çok düzenli bir şekilde hareket ediyorlar ve epitel hücrelerin üzerindeki particle ya da sıvı hareketini sağlıyorlar. Sperm hücrelerinde de hareketli silya var. O flagellum'da hareket ederek sperm hücresinin hareketini sağlıyor. Bir de primer silyum var. Şimdi bu üçüncü olan son 20 yıldır önemli olduğunu fark ettiğimiz bir yapı. Ama fark edildikten sonra da hemen hemen her alanda araştırmacı primer silyum üzerine yoğunlaşmaya başladı. Çünkü her hücrede bir tane var ve hücre anteni olarak görev yapıyor. Yani ne yapıyor? Dışarıdan gelen sinyalleri alıyor, hissediyor. Yani bu sinyal geldiği zaman da hücreye diyor ki yani şu spesifik sinyal geldi, şu prosesleri başlat. Yani çekirdekte gen ifadesi olabilir, hücre hareketi olabilir. Artık o sinyal neyse her hücrenin buna cevabı da farklı oluyor. Dolayısıyla silyum o kadar önemli ki sinyal aldığı için hücre sinyali alıp doğru iletemediğinde de insan vücudunda hemen hemen her sistem etkileniyor. Ve bu etkiler de tabii hastalıklara sebep oluyor. Çok sayıda hastalığa sebep oluyor. Bu silyaların bozuklukları yani hastalara neden oluyor. Hı-hı. Bir de hastalıklara neden oluyor. Şimdi şöyle hastalıklar en temel daha büyük kategoride bakarsak bunlar nadir genetik hastalıklar. Silyaların en çok ilişkilendirildiği hastalık grubu. Nadir genetik hastalıklar tabii hani çok geniş bir alan. Yani farklı hücre yapılarında görev alan proteinlerin mutasyonu sonucu ortaya çıkıyorlar. Nadir genetik hastalık adı çünkü çok az sayıda hastada görünüyor ama nadir genetik hastalıkların hepsini topladığınız zaman nadir değiller. Çok global bir problem. Şimdi bizim ilgilendiğimiz ve silyanın da sebep olduğu nadir hastalık grubu silyopati olarak biliniyor. Silyopatiler de çok semptomlu hastalıklar. Buradan ne kastediyorum? Şimdi dedim ya primer silyumda hemen hemen her hücremizde bir tane var ve anten görevi yapıyor. Dolayısıyla bu anten çalışmadığında mesela gözü düşünelim. Gözdeki anten neden gerekli? Dışarıdan gelen sinyali alıp görme duyusunu aktive edecek. Dolayısıyla gözde sinyal çalışmadığında ne oluyor? Bu silyum çalışmadığında
körlük ortaya çıkıyor ki bu retina dejenerasyonu olarak biliniyor. Gelişimsel süreçte silya bu gelişimsel sinyal yolaklarının algılanması, iletilmesinde görevli ki bunlardan biri hedgehog. Şimdi bu sinyal yolu doğru çalışmadığında embriyonik süreçte gelişimsel bozukluklar ortaya çıkıyor. Mesela 5 tane parmağımız var. Silya çalışmadığında 6 tane oluyor. Çünkü gelişimsel sinyaller doğru olarak algılanmıyor ve gelişimsel süreçte hücreler nasıl cevap vereceğini bilemiyor. 5 yerine 6 parmak, yani polidaktili dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bir diğeri böbrek hücreleri. Orada da silya mekanik sinyallerin iletilmesine görevli. Çalışmadığı zaman böbrek kistleri ortaya çıkıyor. Yani bunlar birkaç hücre çeşidinden örnek verdim ama vücudumuzda bu silya bozuklukları ya da silyopatiler saydığım hastalıklara ilaveten obezite, diyabet, infertilite, solunum yolu bozuklukları gibi aklınıza gelebilecek her türlü organı ve sistemi etkileyen hastalıklara sebep oluyor. Bunların da büyük çerçevesi silyopati ama hangi silyaya baktığımıza göre spesifik hastalıklarda örneklendirebiliriz. Hastalıklarda da silyanın etkisi var. Hı-hı. Orada anlamak da burada anlamak nasıl anlayacağız silyayı? Ya şöyle şeyi düşünmek gerekiyor. Yani mesela solunum yolu hastalıkları dedim. Neden? Çünkü solunum yolunda bu trakelerde bulunan hareketli silyalar ya hareket etmediğinde ya da yanlış böyle koordine olmayan bir şekilde hareket ettiğinde mukus birikiyor. Mukus birikince enfeksiyona sebep oluyor ki solunum yolu hastalıkları oluyor. Şimdi bu hareketli silyanın bir sonucu ama körlük dediğimizde gözdeki bu fotoreseptör hücrelerindeki primer silyum görev yapmıyor. Şimdi bu hastalıkların tanı ve tedavisi nasıl olacak? Öncelikle en aslında bilimin ilerlediği nokta hangi proteinlerin mutasyona uğradığının belirlenmesi. Bu noktada çok fazla bilgimiz var. Özellikle de bu egzom sekanslama çok daha ulaşılabilir, ucuz hale geldikten sonra hastalık tanısı konulan ya da hasta olma ihtimali olan bireyler hemen sekanslanıyor. Hangi mutasyonlar var belirleniyor. Yani proteinlerin kimliklerini biliyoruz birçok nadir genetik hastalık için. Ama burada bilinmeyen iki şey var. Biri bu proteinlerin görevi ne? Nasıl doğru çalışmıyorlar da hani bu hastalığa sebep oluyor ki burada temel bilim devreye giriyor. Burada bizim yaptığımız şeyler işte öncelikle bu proteinlerin, mutasyona uğrayan proteinlerin karakterizasyonunu yapmak. Şimdi o proteinleri anlayıp bozukluğu moleküler mekanizmasını ortaya çıkarınca da işte tedavi kısmı gündeme geliyor. Tedavi nasıl olabilir? Burada CRISPR-Cas9 dediğimiz genom değiştirme yöntemi çok önemli hale geldi genetik hastalıkların tedavisinde. Çünkü o mutasyonları bu yöntemle düzeltip hastalığı geri döndürmemiz mümkün olacak. Tabii bu teorideki gibi kolay bir şey değil. Hani özellikle gelişimsel dönemde ortaya çıkan hastalıklar nasıl düzeltilecek embriyo seviyesinde vesaire birçok etik soru da var orada. Ama CRISPR-Cas9 alanında böyle son zamanda yapılan en böyle ümit verici gelişmelerden biri bu retina dejenerasyonuna dönersek bu körlüğe sebep oluyor yaşlılıkta ve bu retina dejenerasyonunda mutasyona uğrayan bir protein var ve çok sayıda hastada bu proteinin belli bir mutasyonunun olduğu görülmüş. Ve şey denendi, CRISPR-Cas9'la bu mutasyonu düzelttiğimiz zaman retina dejenerasyonunun lokal olarak tedavisi mümkün olacak mı? Çünkü retina dejenerasyonu daha böyle yaşlılıkla gelen bir hastalık, embriyonik dönemde olmadığı için hani bunu tedavi etmek bu yöntemle mümkün olabilecek en olası hastalıklardan en azından denemek için. Bu tabii umut verici bir gelişme. Yani hedeflerden biri bu proteinleri ve mutasyonları tanımlarsak belki CRISPR-Cas9'la düzeltilebilecek. Bir diğeri de sinyal yolaklarından bahsettiğim için sinyal alınıyor ve iletiliyor. Hangi sinyal yolağının bozulduğunu anlarsak spesifik olarak o sinyal yolaklarını hedef alan moleküller geliştirip bu hastalıkların tedavisi de mümkün olabilir bu moleküller yoluyla. O yüzden mekanizma çok önemli. Yani hangi sinyal yolağı alınıyor, hangi bozukluk ortaya çıkıyor, hangi protein doğru görev yapmıyor onu anlarsak çok daha spesifik hedefler belirleyebileceğiz. Orada da işte temel bilimle ortaya çıkacak yine bu bilgi. Çok önemli oluyor ki benim laboratuvarımdaki çalışmalarda şu an daha o seviyede artık klinisyenlerle de beraber çalışıp biraz daha tanı tedaviye yönelik araştırmalar yapmaya başladık son yıllarda. Genetik hastalıklar dünyada çok az ama Türkiye'de daha sık görülüyor. Bu
bu anlamda o zaman tedavi için de sevindirici adımlar atılabilir önümüzdeki dönemlerde. Tabii ki yani bence buradaki önemli konulardan biri nadir genetik hastalıklarda, sadece Türkiye'de değil. Öncelikle bu hastalıkların farkındalığının olması. Çünkü nadir genetik hastalığa sahip çok sayıda birey var. Ve bu bireyler bir kanserde olduğu gibi çok sayıda olmadıklarından bireysel hastalıklardan bahsediyorum. Toplumda farkındalık dahi yok. Birçok biyotek şirketi ilaç dahi geliştirmek istemiyor bunlar için. Çünkü hani ilaç geliştirildiğinde ki SMA güzel bir örnektir. Hani bu gen terapisi yoluyla geliştirilen hani bu ilaç milyonlarca euro kadar pahalı. Yani bireylerin gücünün yetebileceği bir ilaç değil. Şirketler için onlar kar amaçlı yaklaşıyorlar ve bir nadir genetik hastalığa ilaç geliştirmek karlı bir şey değil. Çünkü adı üstünde nadir. O yüzden burada önemli olan bir farkındalık. Hani toplumda bu nadir genetik hastalığa sahip bireylerin olduğu ve bunların hayat kalitesinin hayattalar ama hayat kaliteleri yok. Hani bunun farkındalığı, konuşulması dahi bence çok önemli bir adım. Tabii bu hastalar açısından bakarsak da bilim insanlarının, şirketlerin bunun için bir şeyler yaptıklarını görmeleri dahi ümit verici tabii ki. Hani hiçbir şey yapılmaması son derece insanı ümitsizliğe düşürecek bir durum. Dolayısıyla evet biz bilim insanları, bize fon veren kuruluşlar, şirketler bu sorun üzerinde düşünüyoruz. Tedavi, tanı yöntemlerini araştırıyoruz. Kolay bir süreç değil ama olumlu gelişmeler olan nadir hastalıklar var. Umarım ki hani ileride çok sayıda hastalığı tedavi etmek mümkün olsun. Ama burada şeyi de üstünde durmak istiyorum. Tanı kısmı da önemli. Yani hastalık ortaya çıktıktan sonra hani tedavi çok daha limitli. Türkiye'de çok sayıda akraba evlilikleri var. Hani bu evliliklerin olmaması ya da olduğu durumda da bu bireylerin daha hani çocuklar dünyaya gelmeden bir genetik counseling yoluyla hani hangi hastalıklar ortaya çıkabilir gibi bu tanı yöntemlerinden yararlanılması belki bunları önleyecekti. Yani o da üzerinde düşünülmesi ve farkındalık yaratılması gereken bir konu. Hani tedavi ama aynı zamanda tanı ve de bu risk grubunda olan ailelerin bunu hani çocuk planlaması noktasında düşünmesi ve de gerekli kurumlardan destek alması. Bu da önemli. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler öğrendim. Ben de çok teşekkür ediyorum.